gezildi ve bu bölgelerde olan YPG PKK'da çekildi. Bu bölgelerden çekilmesi YPG'nin PKK'nın Münbiş'ten çekildiği anlamına gelmez. Şimdi ise ortak devriye zamanı ve şehrin içine girme zamanı. Münbiş'teki son durumu bu sözlerle anlattı. Türkiye ve ABD'nin Münbiş yol haritası adım adım işliyor. Bunların elinden silahlar alınacak. Şu ana kadar yani bir gün iki gün süreçte gecikme olmuş olabilir. Bunlar sahadaki gelişmelere bağlıdır. Ama yol haritasının uygulanmasında bir sorun olmadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı editör masasının konuydu. Çavuşoğlu YPG'li teröristlerin çekilmesi sonrası Münbiş'te uygulanacak yol haritasını paylaştı. Buraları kim yönetecek? Buraların güvenliğiyle ilgili kimler görev alacak? Nasıl bir yapılanma olacak? Vardığımız mutabakata göre, yol haritamıza göre bu konuda da ABD ile birlikte karar vereceğiz. Münbiş'i terk etmek zorunda kalan, Türkiye'de de bulunan Suriyelilerin bu bölgeye dönmesi konusunda da birlikte çalışacağız. Türkiye'nin hedefi adım adım ilerliyor. Münbiş sonrası Fırat'ın doğusuna da geçilecek. Münbiş bittikten sonra Fırat'ın doğusuna geçilecek ve Fırat'ın doğusundaki YPG'nin PKK'nın kontrol ettiği bölgelerden de Münbiş modeliyle birlikte PKK'lar çekilecek ve tüm bu bölge istikrara kavuşturulacak. Türkiye-ABD ortak çalışma gruplarının yapacağı toplantıların gündemi birçok başlık barındırıyor. Çavuşoğlu oyalama devri bitecek dedi. ABD'nin de gündeme getirdiği F-35 konusu var, S-400 konusu var. Masada verdiğimiz deliller ve FETÖ'yü istediğimiz belgeler resmi bir şekilde her şey konulacak ve artık Münbiş'te olduğu gibi bu konularda da oyalama devri bitecek.